Hayatımızda suyun önemini göz ardı edemeyiz. Gereksiz su kullanımının önüne geçmek için bir alternatif de evsel atıkların geri dönüşümle hayatımıza kazandırılması. Bu anlamda öncü isimlerden PlanetTEK arıtma tesislerinin faaliyetlerini izliyoruz. 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren PlanetTEK arıtma tesisleri atık suların arıtılarak tekrar kullanılabilmesi için 4 kıtada çalışmalarını sürdürüyor. Bir gün her şeyin sudan ucuz olacağını vurgulayan PlanetTEK Yönetim Kurulu Başkanı Hürriyet Necdet AYDOĞAN, diğer sistemlerle karşılaştırıldığında %80 enerji tasarrufu sağladıklarının altını çizdi. Şimdi atık su arıtmanın sürdürülebilir olması için her şeyden önce enerji tüketiminin, enerji maliyetinin mutlaka makul bir seviyede olması gerekiyor. Türkiye'ye baktığımız zaman atık su arıtma tesislerinin neredeyse %80'i kullanılamamakta. Ya da kapasitelerinin çok altında olduğu için verimsiz bir şekilde çalışmakta. Bizim şu anda 2004 yılından beri yapmakta olduğumuz sistem bir Alman sistemi. %100 Türkiye'de yapıyoruz ve 4 kıtada da evet ihracatımız var. Bu sistemin en büyük özelliği diğer sistemlerle karşılaştırıldığında %80'e yakın bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bu enerji tasarrufundan dolayı da siz doğayı korurken ya ben bu kadar elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim diye düşünmenize gerek kalmıyor. Çünkü çok az bir elektrik harcıyorsunuz. Bu yüzden de sürdürülebilir bir sistem çıkıyor ortaya. AYDOĞAN çevre teknolojisi için yapılacak yatırımların, sağlık sektörüne yönelik harcamaların önüne geçeceğini belirtti. Artık kanalizasyon olsa da ya biz bu suyu kanalizasyona vermeyelim, bu suyu arıtalım ve tekrar kullanalım diye bir bilinç oluşmaya başladı ki bu müthiş. Eğer bunu sürdürebilirsek, bunu devam ettirebilirsek o zaman biraz umutlanabiliriz. Aksi takdirde dünyanın durumu çok zor. Türkiye'nin durumu gerçekten çok zor. Onun için önlemimizi almamız lazım. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yatırımlarını sürdüren AYDOĞAN hedeflerini şöyle anlattı. Şu anda 20 ülkedeyiz ve dünyada da bunu yapabilen 20 ülkeden biriyiz bu arada. Ve hedefimiz de bunların sayısını artırmak. Yani ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmak. Şunu da eklemek istiyorum. Aslında ihracat yaptığımız derken ben çok büyük gurur duyuyorum. Avustralya'ya ihracat yapmak, Yunanistan'a ihracat yapmak. Ama asıl bizim ihtiyacımız Türkiye'de. İnşallah Türkiye'deki yetkililer ki çok ciddi şekilde son 2-3 yıldır ciddi bir bilinç gösteriyorlar bu konuda. Kırşehir'in arıtmasını yapıyor. Kırşehir'deki köylerin arıtmasını yapıyoruz. Biz çok mutlu ediyor. Sadece İSKİ'den, İstanbul'dan bahsetmeyelim. Kırşehir de bunun önemini görüyor. Biz Doha'nın, Suudi Arabistan'ın, Larissa'nın, Yunanistan'ın Larissa kentinin arıtmasını yaparken umarım çok daha sayıda Türkiye'deki köylerin atık su arıtmalarını gerçekleştiririz. Arıtma ünitelerimizin, tesislerimizin üzerine gururla Made in Türkiye yazıyoruz. Nazar boncuğumuzu koyuyoruz. Türk bayrağımızı koyuyoruz ve şu anda 20 ülkedeyiz. Sene sonuna kadar da hedefimiz 25 ülke.